Taş Kahve Emirgan. Emirgan'da hemen Boğaz'ın yanı başına konumlandırmış olan Taş Kahve'de dünya mutfağından seçkin lezzetleri ve şık sunumlarıyla iftar yapabilirsiniz. Elit atmosferini çok beğeneceğinizi düşündüğümüz Taş Kahve'de iftar sonrasını gelenekselleştirip nargile keyfi de yapabilirsiniz. Fasulye lokantaları. İstanbul'da kuru fasulye denince akla ilk gelen mekan kuşkusuz fasulye. Şeker fasulye denen özel bir tür fasulyeden yapılan yemek, enfes tereyağlı, pilav ve yanında turşusuyla harika bir iftar yemeği tercih olabilir. Türk mutfağından önemli başka yemeklerin de servis edildiği fasulye, İstanbul'da pek çok şubesi olmasına rağmen en çok Tophane şubesi ile biliniyor. Abdülkadir Restoran. Sıcacık bir mekan arıyorsanız, Kastamonu'nun yöresel lezzetleri yanında birçok sulu yemek çeşidini de burada bulmanız mümkün. Ramazan ayının bereketinden olsa gerek çok güzel bir iftar menüsü yapmışlar. Ana yemekte hem kavurma ve pilav hem de porsiyon döner yer alan Abdülkadir Restoran'da iftar menüsü kişi başı 80 TL. Döneriyle de ünlü otoritelerden tam not alan Abdülkadir Restoran, iftarda çok özel yöresel lezzetleriyle damakları şenlendiriyor. Et ve güveç yemeklerinin yanı sıra zeytinyağlıların, sebze yemeklerinin de olduğu menüde Kastamonu mutfağı dikkat çekiyor. Nezih Kebap Restoran. 45'e yakın kebap çeşidiyle İstanbul'un en iyi kebapçıları arasında gösterilen Nezih, yöresel lezzetlerden oluşan fix menüsüyle Ramazan'da 140 TL'ye muhteşem bir iftar keyfi sunuyor. Nezih Kebap Yuvalama sahura kadar açık. Kız Kulesi Restoran. Bulunduğu konum itibariyle her zaman gözde bir restoran. Efsaneleri yüzyıllar boyu süregelmiş Kız Kulesi'nin güzelliği şimdi ise iftar sofralarını süslüyor. Ramazan ayına özel iftar menüsü bulunan restoranda iftariyelik tabaklar göz dolduruyor. Lebeniye çorbasıyla başlayan ziyafet, cevizli saray böreği, pastırma beğendili börek ve ıspanaklı hassa böreği seçimleriyle devam ediyor. Ana yemekte misafirlerine kuzu tandır, kırma tandır ve iskilip dolması olmak üzere 3 farklı alternatif sunan restoran, mis gibi boğaz havası ve enfes lezzetleriyle çok konuşulacak. Filizler Köftecisi. Bize göre en az Kız Kulesi restoran kadar sükseye sahip. Çünkü Filizler Köftecisi'nde Kız Kulesi'nin ve boğazın nefes kesici manzarasının tam karşısından bakma imkanına sahipsiniz. Üstelik köfteyi çok seven biriyseniz değmeyin keyfinize. Filizler Köftecisi İstanbul'da köftesiyle nam salmış, muhteşem İstanbul manzarası ile bu namı taçlandırmış çok müstesna bir mekan. Mekan Ramazan ayı boyunca sahurda da hizmet veriyor. Set Kebap. Elit bir ocakbaşı keyfi için Set Kebap kesinlikle doğru adres. Kebaplarının özellikle de Ali Nazi'nin oldukça meşhur olduğu Set Kebap, Ramazan ayı boyunca kaliteden ödün vermeden mutfağının en güzel lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Develi Kebap. Lezzet, kalite ve profesyonelliği harika biçimde harmanlayarak asırlık marka Develi, 11 ayın sultanı Ramazan'a özel menüsünü hazırladı. Sevdiklerinizle birlikte lezzetli ve tadı damağınızda kalacak bir iftar için Develi Restoran en doğru tercih olacaktır. Geniş bir yelpaze ışığında hazırlanan özel iftar menüsü ile her damak zevkine hitap edecek 11 ayın sultanına yakışır sofraları ile Develi Restoran misafirlerini bekliyor. Göksu Marina Restoran. Anadolu Hisarı'nda Göksu Nehri üzerinde yer alan Türk ve dünya mutfağından enfes lezzetleriyle konuklarını yıllardır ağırlamaya devam ediyor. Göksu Marina özel dekorasyonu ile
bize göre Beykoz'un en iyi restoranlarından biri. Ramazan ayının sıcak günlere denk geldiğine dikkate aldığımızda Göksu Deresi kenarında usulca sokulmuş asırlık ağaçların ve rengarenk mevsim çiçeklerinin arasında ferah ve serin bir iftar yapacağımız kesin. Yemyeşil bahçesiyle kendilerini Anadolu yakası iftar mekanları arasında vazgeçilmez kılıyor. Dilruba Restorant. Üsküdar'ın kalbinde muhteşem manzarasıyla büyüleyen bir restorant. Ayrıca diğer iftar mekanlarının aksine her gün farklı iftar menüsü koyarak gönülleri fethetmiş. Salıdan pazar gününe kadar her gün farklı çorba, farklı ana yemek, farklı iftar yiyecekler ve farklı zeytinyağlarıyla karşılaşıyorsunuz.